Güneş Bodrum'da başka parlıyor, aşk Bodrum'da yaşanıyor, tatil Bodrum'da yapılıyor. Ünlüler Bodrum'dan vazgeçmiyor. Magazin hattı da ünlülerin peşinde tatil cennetini karış karış gezmeye devam ediyor. Yalıkavak durağımızla iki ünlü beyefendi kadrajımıza. Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt performansıyla devleşen Mert Yazıcıoğlu ve meslektaşı Burak Dakak belli ki oldukça iyi anlaşıyordu. Duş sırasında bile birbirlerine sataşmadan duramıyor gibiler. Biz de kameralarımızı Bodrum sahillerine inen Esra Erol'a çeviriyoruz. Üstünde gömleği, altında pareosu, gözlüğü deseniz pek bir şekil. Lakin denize girmek yerine eşi Ali Özbir ile sohbet etmeyi tercih ediyor. Sadece konuşsam havadan ya da sudan. Şimdi denize şov ve eğlence zamanı. Oğullarıyla eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağla Şikel bu defa Bodrum'da su parkında çığlık çığlığa. Tekrar Bodrum kıyılarına Emircan İyrek'le dönüyoruz. Yandırmışmış kor kor yanmış gönlüm yer yer. Ortakent'te bir plajda görüntülenen ünlü şarkıcı tek başına deniz keyfi yaparken görüntülendi. Kavaktayız. Cansel Elçin kararsızlıklar içinde. Yine aklım çok karıştı. Denize girebilmek için iskeledeki tüm merdivenlerde şansını deniyor. Ve işte teninin suya değmesiyle soğukluğu hissettiği o an. Şok oldum. Serin sulara merdivenlerden inemeyeceğini fark eden Cansel Elçin bu defa atlamaya karar veriyor. Kararsızlıklar içinde dolanıp dururken daha çok sıcaklayan Cansel Elçin sonunda dayanamayıp buluşuyor sularla. Doyasıya suların tadını çıkaran Cansel Elçin şezlonguna yürürken oldukça havalı. Ünlü YouTuber Arda Türkmen'in biricik eşi Melody Elbirliler kadrajımıza giriyor. Bu arada Cansel Bey bulduğu hasır şapkayla oldukça mutlu. Cansel Elçin Bodrum'da karaya ayak basınca selam vermemek olmaz. Malum kendisi yaz sezonunu tekneyle açtı. Arkadaşlarımızla güzel bir teknedeydik. Çok güzeldi. Göcek tarafında. Ben o tarafı çok seviyorum. Bence ülkemiz çok güzel. Dünyanın en güzel denizi. Lütfen sahip çıkalım. Kimileri Çeşme'ye vurgun, kimileri Bodrum'a tutkun. Anlaşılan Cansel Elçin'in gözdesi ise Fethiye. Bodrum biraz bana kalabalık geliyor böyle. O tarafı çok seviyorum yani. İnsan biraz daha böyle yaşlandığı için üşengeç oluyor. Havalimanından inip böyle 20 dakika sonra hemen böyle yüzmek Göcek'te çok böyle güzel. Cansel Elçin'in tatil tercihi ise oteller değil daha çok tekne gibi. Yani öyle bir olmayı tercih ediyoruz evet. Denizde böyle daha istediğim bir yere gidebiliyoruz. Öyle bir şansımız olabiliyor. Benim teknem yok. Başkalarının teknesini kullanmayı tercih ediyorum. Hani derler en iyi tekne arkadaşım. Şimdilerde tatilde yorgunluk atan Cansel Elçin, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hem de eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la rol arkadaşı oldu. Bu çocuk kim? Şey ya, çocuğu hem ye hem yanında yat. O derece taş. Taş. Neyse ki sevilen oyuncu eşiyle seyirci karşısına çıkma konusunda deneyimli. Hep çalıştık Tuğçe'de. Tiyatroda özellikle düşünseniz en zor yani tiyatroda beraber çalıştık. Tartıştık, kavgalar ettik ama hiçbir zaman da böyle bozulmadık. Olur bunlar, olması da gerekiyor bence. Bu yüzden de çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Bu tatilde Cansel Elçin'i yalnız görünce eşini sormadan da edemiyoruz tabii. Çünkü çalışıyor, para kazanıyor. Ben de arıyorum, diyorum ki para gönder. Hayır öyle bir şey yoktur. Yalıkavak turumuz devam ediyor. Nisu Berfin Aktaş hızlıca iskeleye varıyor. Pareosunu denizden çıkmadan bağladığı dikkat çekiyor. (Gülüyor)
Bardakçı koyunda Nihan Akın'ın deniz içinde verdiği pozlar bize bir çekimde olduğunu düşündürüyor. Neyse ki poz verme merasimini bitirince serin sularda buluşuyor. Lakin yine bir derdi var. Nihan Akın'a tatilinde 5 yıllık sevgilisi Enis Tuna'ya eşlik ediyor. O anlarda Real Çağla ise deniz yatağında deniz jetini kullanmaya çalışırken bir o yana bir bu yana süzülüyor. Hakimiyetini kaybedince deniz yatağında mavi sulara kibarca düşüyor. Romantizm fazla gelince Nihan Akın arkadaşlarının yanına alıyor soluğu. Deniz yatağında Real Çağla'nın yanında boylu boyunca uzanıyor. Lakin muzurluk peşinde olan arkadaşları rahat bırakmıyor. Bodrum'da gece hayatının namzını Demet Akalın tutuyor. Zayıflayınca yazın ilk bikinili görüntüsünü vermişti ki şimdilerde yine bir çekim hazırlığında. Pazartesi klip çekeceğim işte. Kumsal bikinili mayolu falan. Öyle. Siz ne yapıyorsunuz? 6 kilo yağ aldırdığını açıklayan, toplamda 10 kilo veren Demet Akalın fitliğiyle adından söz ettiriyor. Yok ya, 1-2 kilo aldım, sus. Kendime o kadar dedim. Ama yine de fena değilim kayıp. Yani ben şey, her gün dua ediyorum tabii ki. Zayıflık iyi bir şey ya. Yani fazla kilo, böyle o sizi bile görmek istemiyordum. Kimseyi görmek istemiyordum. Havluların arkasına saklanıyordum. Kimseyle resim çektirmek istemiyordum falan. Geçen sene bayağı sıkıntı yaşadım yani. Kilo aldığı için özgüven problemleri yaşamaya başladığını anlatan Demet Akalın şimdilerde sağlıklı besleniyor. Lakin eşi Okan Kurt bu işi biraz fazla abartmış gibi. İyice ne kafayı yedi yani, kendi pilavı var. Uçakta bile pilav taşıyoruz. Bavulların içine pilav koyuyoruz. Yağsız pilav. Haşlama tavuk falan yok. Ben onun kadar diyet yapsam zaten 32 beden olarak mankenliğe geri dönebilirim. Geçtiğimiz günse Ebru Gündeş'in sahnesine konuk oldu. İki dost buluşunca neler yaşanmış öğreniyoruz. Çağırdı sağ olsun kulise, biraz dedikodu yaptı kendimizle alakalı. Ama güzel, zamanki gibi çok güzeldi, çok zarifti. Yıldız Tilbe oradaydı. Güzel bir geceydi. İnce Taneleri dizisiyle ünlenen Ankaralı Erkal Sonel, Bodrum gecelerinde eğlencenin fitilini ateşliyor. Çok mis gibi bir yakın.